öyle bir seçim ki 14-28 Mayıs seçimlerinden çok daha önemli bir seçimden bahsediyoruz. Bu seçimde özellikle İstanbul için söylüyorum, birçok kişinin kaderini değiştirecek bir seçim. Ben günlerdir, aylardır size bir şey söylüyorum. Diyorum ki Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı değil. Ekrem İmamoğlu hem CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, hem CHP Genel Başkan adayı, hem de 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayıdır Ekrem İmamoğlu. Evet, kritik bir sürece girdik. Artık şurasında bugün Perşembe, yarın Cuma, Cumartesi, Pazar günü sandık başına gideceğiz. Ve o gece biz de burada olacağız. Ekranlarda bütün gece boyunca seçim sonuçlarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Konuklarımız olacak. Evlerinizde misafir olacağız. Her zaman olduğu gibi ailenizin bir parçası olarak ya televizyonunuzda, ya bilgisayarınızda, ya telefonunuzda, ya işte dizüstü bilgisayarınızda, pardon, iPad'inizde olacağız ve hep birlikte o gece seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Şimdi kritik bir sürece girdik ve gerçekten artık geri dönüşü olmayan bir yol. Yani yarın ve Cuma, yani cumartesi günü dahil artık karar vermeyenlerin kararını sağlıklı bir şekilde vermesi lazım. Şimdi arkadaşlar, öyle bir seçim ki, bakın 14-28 Mayıs seçimlerinden çok daha önemli bir seçimden bahsediyoruz. Bu seçimde özellikle İstanbul için söylüyorum, hatta diğer büyük şehirler, İstanbul'un ilçeleri için söylüyorum, Ankara için söylüyorum, Antalya için söylüyorum, Hatay için söylüyorum, İzmir için söylüyorum. Bütün CHP'nin elinde olan bütün illerden, büyük şehirlerden bahsediyorum ve CHP'nin göz diktiği İstanbul'un ilçeleri ve diğer illerden bahsediyorum. Bursa bu illerden birisi mesela. Öyle bir seçim ki birçok kişinin kaderini değiştirecek bir seçim. Ben günlerdir, aylardır size bir şey söylüyorum burada. Diyorum ki, Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı değil. Ekrem İmamoğlu hem CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, hem CHP Genel Başkan adayı, hem de 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, eğer işte Bahçeli'nin istediği gibi Erdoğan bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yaparsa, ya da Erdoğan sonrasında AK Parti'nin adayı karşısındaki Cumhurbaşkanı adayıdır Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Eğer İstanbul, altını çizerek söylüyorum, ey yeniden Refah Partili kardeşlerim, ey Saadet Partili kardeşlerim, ey kızıp da küsen, ayrılan, ben çekiliyorum diyen, ben bu işte yokum diyen, işte devalı, gelecekli vesaire, bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Varsa içinizde birileri, can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Yoksa eğer bu arkadaşlardan birileri, lütfen bu videoyu alıp karşısına koyun. 22 yıllık bir kazanımlardan bahsediyoruz. 22 yıllık kazanımlardan bahsediyoruz. AK Parti'nin etrafını saran kimi AKP'lilerin, Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafını sarıp vatandaşla bağını koparanları bir kenara atın. Hatalar yok mu? Var. Kibir yok mu? Var. Riya yok mu? Var. Yalan yok mu? Var. Her şey var. Yani kul bunlar. Bu Karar Gazetesi'nden
Fıtriye Cömert çok güzel bir yazı yazmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemi anlatıyor, günü anlatıyor. Ve yürüyerek belediyeye gittiğini anlatıyor. Zenginliğin ne olduğunu bilmediğini anlatıyor. Onun gibi birçok AK Partilinin zenginliğin ne olduğunu anlamadığını, bilmediğini anlatıyor. Yani aslında bugünle dünü mukayese ediyor. Şimdi bunu niye anlatıyor? Çünkü tam da bazılarımızın şikayet ettiği, bazılarımızın dert yandığı, bazılarımızın kendi aramızda ya bu kadar da olmaz dedirttiği bir şeyden bahsediyor. O yazıdan ben size bir iki Yusuf Ziya Cömert'in Karar Gazetesi'ndeki yazısından bahsediyorum. Birkaç satır okumak istiyorum arkadaşlar. Diyor ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye başkan seçilmesi çok önemli bir hadiseydi. Refah zamanıydı. Tamam inşallah. Arkadaşım Mehmet Ocak'tan haftalık izlenimde kapaktan öteki Türkiye kazandı cümlesiyle vermişti Erdoğan'ın zaferini. Biz o zamana kadar öyle büyük ölçeklerden habersizdik. 30 küsür bin çalışanı varmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Büyük ölçek dediği bu. Bilmiyorduk diyor. Öyle binaları, öyle köşkleri varmış ki aklın durur. Parklar, bahçeler, konutlar, vapurlar, otobüsler, binalar, tiyatrolar, konser salonları ucu bucağı yok. Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te belediye başkanı olduğu dönemi. Saraçhane'ye doğru gitmiştim o günü diyor. Büyük bir kalabalık yoktu. Daha çok devlete fazla yaklaşamayanlar itilmişler garip gureba. Ne kadar vahim ve ne kadar güzel anlatın. Diyor ki, çok bugünkü gibi çok kalabalık yoktu. Daha çok devlete fazla yaklaşamayanlar itilmişler, kakılmışlar, garip gurebalar. Yoksul devletin kapısına ülke ülke yaklaşan insanların belediyenin etrafındaki heyecanı çok güzeldi ve çok temizdi. Ben ters bir zamanda gitmiş olabilirim ya da geç kalmışımdır. Haseki'de oturuyorduk, yürüyerek gittim belediyeye. Alt geçitten bisikletçilerin oradan Saraçhane'ye çıktım. Kalabalık yoktu. Öyle büyük bir tezahürat da yoktu. Arada sakallı, takkeli adamlar, tesettürlü kadınlar. Zengin bir adama rastlamadım diyor. Zaten nereden bileceğim ki adamın zenginini? Belli olur mu parayla imanın kimde olduğu? Dışarıdan bakınca bilebilir misiniz Turgut Altınok'un o kadar serveti var? Ankara civarındaysan Altınok'un sana hakkı geçmiş olabilir. Adama ait bir binanın gölgesinden geçtin mi borçlusun artık. Ben pek anlamam zenginden fakirden. O zaman zengin görüyoruz ama biraz uzaktan. Dışına bakıyorsun, içine bakamıyorsun. Falan devam ediyor. Diyor ki bir konuşmayı anlatıyor. Biri ötekine soruyor. Aca Cumhurbaşkanı ne iyi? Eşit müsün? Eşitmiş müsün? Cumhurbaşkanı Lazca söylüyor. Cumhurbaşkanı ne yeyi? Eşitmiş müsün? Öteki cevap veriyor. Ula ne yiyecek? Koz helvası lan lavaş. Yemiş midir Cevdet Sunay koz helvasıyla lavaş? Hiç duymadım. Belki küçükken Çaykara'nın yamalarında gezerken yemiştir. O kadar yabancıydık zenginlerin dünyasına diyor. Karar Gazetesi'nin yazarı Yusuf Ziya Cömert. Şimdi sorsak Tonyalılara sayabilirler mi Cumhurbaşkanı'nın ne yediğini, hangi balı, hangi sütü sevdiğini? Kestane balı, manda sütü. Tahminim sayabilen de olur, sayamayan da. Kaç yıl geçti 1994'ten say? 30 yıl.
fotoğrafçımız Minik Ahmet'in tamam inşallahın hemen arkasında ettiği doyduk elhamdülillah lafı bu noktaya gelmiş. Ama doyduk diyen yok. İktidarın bulunduğu muhitlerde eski yoksullar da yok. Ne oldu yoksullara? İki ihtimal var. Ya zenginleştiler ya da muhitlerinden uzaklaştılar. Zenginlik biraz kabiliyet, biraz nasip. İki türlü kabiliyetin olur. Götürme kabiliyeti ve kazanma kabiliyeti. Bu iki kavramı eş zamanlı zannedenler çoğaldı son devirlerde. Adam götürüyor ama anlatırken kazandım diye anlatıyor. Götürmeyi kazanmak bilenler fırsat bulduklarında kazanmaya götürmek demeyi seviyorlar. Yine de falan diye devam ediyor ve biz davanın mata, vatan, millet, Sakarya, din, iman gibi şeyler olduğunu sanıyorduk. Öyle söylüyorlardı. Meğer bu ulvi şeylerin hepsi para birimiymiş. Dava götürmekmiş. Şimdi Yusuf Ziya Cömert'in bu yazısının altına imza atmayacak kimse olduğunu zannetmiyorum. Neden? Az önce ifade ettim. Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafı işte böyle sarılmış. Yani dava dediğin zaman akla, bunların aklına, bu kesimin aklına Erdoğan'ın etrafında malı götürme sevdasıyla bulunan kişilerin aklına para geliyor, götürmek geliyor. Şimdi her şeye rağmen, buna rağmen biz bazen ne diyoruz? Kırmızı çizgimiz Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bunlar hata yaptılar. Birisi pudra şekeri zehirlendi, zehir zıkkım olsun. Bir ötekisi şunu yaptı. Bu beri yaptı. Bizim ne yapmamız lazım? Geri çekilmemiz mi lazım? Yoksa şu dilimizin döndüğünce bazı şeyleri düzeltmemiz mi lazım? Beni zaman zaman dostlar arıyor. Diyor ki ya Hadi Özışık, sen bütün ambargolarına rağmen, bütün zalimliklerine rağmen hala direniyorsun ve Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi destekliyorsun. Diyorum ki er-rızkı alallah, rızık veren Allah. Bu kazanımlar kolay elde edilmedi. Bakın üç gün önce Aydın'da bir kadın çıktı, dedi ki biz bu başörtüleri istemiyoruz dedi. Bunlar dedi gerici, bunlar dedi öcü öcü dolaşıyorlar. Güzel kardeşim, can kardeşim, derdimiz bu olmalı. Bakın, tekraren söylüyorum. İstanbul seçimleri hayati bir seçim. İstanbul seçimlerinde eğer biz kızgınlıkla, küskünlükle hareket edersek tam 22 yıllık kazanımlarımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Siz zannediyor musunuz ki bir CHP iktidarı, siz zannediyor musunuz ki CHP'li birinin külliyede oturacak olması, eskisi gibi hakimlerin başörtülü, valilerin başörtülü, işte avukatların rahatlıkla başörtüsü takan bir duruşmaya gideceğini siz zannediyor musunuz? Siz ona kızarsınız, siz buna kızarsınız ama aslında kızdığınız şey 22 yıllık kazanımlarınız. Tam 22 yıllık kazanım. Gelin bu seçimde, tekrar söylüyorum, aklımızı başımıza alalım. Kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı, hırslarımızı, intikamlarımızı bir kenara bırakalım. Ben size Allah'a yemin ediyorum. Her şart sunuldu bizim hain olabilmemiz için. Bak, o kadar zalimliklerle karşılaştık ki ben tekraren söylüyorum, hatırlatayım diye söylüyorum. Dert yanmıyor, Merdan Yanardağ gibi ağlamıyorum.
bu seçimde AK Parti genel merkezi kimse o klik bizim internet haber yayın grubuna reklam vermediler. Bak o klik kimse, şimdi Tayyip Erdoğan'ın bundan haberi var mı? Ben zannetmiyorum. O klik talimat verdi ve internet haber yayın grubuna reklam verilmedi. İnternet haber yayın grubuna kamu reklamı da verilmiyor arkadaşlar. Biz burada bazı şeyleri belli etmiyoruz ama ekonomik sıkıntılar içerisinde inim inim inlediğimiz dönemler oluyor. Allah'a yemin ediyorum bir tek gün bunlar bize parayla cezalandırıyorlar diye geri adım atma düşüncesinde olmadık. Ne ben ne rahmetli kardeşim Süleyman Özışık. Dava adamı olarak öldü gitti. Şimdi ne demek istiyorum? Tarihi bir seçim yapacağız. Tarihi bir seçim. Ve o seçime gittiğimizde ne olursunuz gelin yarın elim kırılaydı da ben bunu yapmasaydım demeyelim. Çünkü çok geç kalmış oluruz. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Rüzgarı bir kişi arkasına aldığı andan itibaren artık onu kimse tutamaz. Ben size söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bu seçimleri kazanırsa artık hiç kimse Ekrem İmamoğlu tutamaz. Sabahtan beri anlatmak istediğim şey bu. Yeniden refahlı kardeşim. Ben kazanıyorum diye istediğin kadar bana burada afra tafra yapabilirsin. İkinci ben, birinci benim diyebilirsin. Ama gerçeği inkar edemezsin. Bu ülkede, bu ülkenin başbakanı Necmettin Erbakan'a pezevenk diyen bir şerefsiz, onu buram buram terleten şerefsizler ve Milli Güvenlik Kurulu'nda bu ülkenin başbakanı Ramazan ayında oturduğunda o alçaklardan birisi burada rakı şişesini çıkarıp masaya koyup kendi kendine servis yapıp başbakanın gözünün önüne bakarak o içkiyi zıkkımlanıyordu. Biz o dönemi yaşadık. Genç kardeşlerimiz üniversiteye gidemiyordu. Birinci olmuş, başının örtüsünü koparıyor, ağzını kapatıyor, diyor, senin konuşmaya hakkın yok diyor, diyordu, diyorlardı. Abdullah Gül'ün karısı üniversitede okuyamadı. Ahmet Necdet Sezer'in kamusal alan dediği bir ortamda AK Partili milletvekillerinin, başbakanın, meclis başkanının başörtülü eşleri olduğu için bu insanlar Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona davet edilmiyordu. Biz bunları yaşadık, gördük. Ve biz bunlara göz mü yumacağız? Necmettin Erbakan'ın partisi kapatıldığında Ahmet Necdet Sezer gururla bu kapatma haberini veriyordu. Daha Cumhurbaşkanı olmadan Anayasa Mahkemesi Başkanıydı o zaman. Küçücük bir bahaneyle kafamızı gözümüzü kırmaya çalışıyorlardı. Küçücük bir bahaneyle. Biz bunlara geri mi döneceğiz? Biz bunlardan ders almayacak mıyız? Biz bunlardan ders almayıp da birbirimizi boğazlamaya devam mı edeceğiz güzel kardeşim? Bugün o gün değil. Bugün İstanbul'da Murat Kurum'un etrafında bir olma günü. Bugün Murat Kurum'un kazanması için hepimizin can hıraş çalışma günü. Bugün geçmişin paslı çengeline şu kafamızı takmanın bir anlamı yok. Bize bir faydası yok.
bir ihale almadık, bir bilmem ne almadık, bir yere falanca yere gelmedik, bir belediye başkanlığı verilmedi diye başka hesapların içerisinde olmanın bir anlamı yok. Evet, bu bir seçim konuşması. Aklımızı başımıza almazsak biz bir daha bu kadar da özgürce de konuşamayacağız. Ne olursunuz, Allah rızası için gelin bu seçimde her şeyi bir kenara bırakıp geleceğimizi garanti altına alalım ve kazanımlarımızı bir çırpıda yok etmeyelim.